YouTube'dan da, Facebook'tan da bütün arkadaşlarımıza merhaba diyoruz. İlahi Nizam ve Kainatların 7. oturumundayız ve Türkçeleştirme, Türkçeleşmeye uyarlanmış olan kitaptan 21. sayfadan devam ediyor olacağız. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Yeni bir hafta. Yine İlahi Nizam ve Kainat kitabı ile ilgili çalışma yapacağız. 21. sayfada kalmıştık. Bakalım bugün önümüze neler çıkaracak. Yazılanlar aynı ama keşfettiklerimiz, anladıklarımız, idrak ettiklerimiz farklı olacaktır mutlaka. Bu hepimiz için geçerli. Bakalım bugün neler göreceğiz. Aynı zamanda bir tane sorumuz da var. Evet. Ben buraya da yansıtayım. Belki hani onu da cevaplamak iyi olur. Okuyabilirim. Şöyle demiş Pelin Misari arkadaşımız. Eğer nihai amaç ruhların tekamülü ise, biz insanların nefsaniyete yönelerek zorlu tekamül yollarını seçmemiz ya da tam tersini yapmamız aslında bizim sorumluluğumuz altında değil. Yapılan tüm tercihlerin sorumlusu ruh ve onun iletişimini sağlayan ruhani varlık gibi görünüyor. Sonuç olarak bize ulaşan tesirler sayesinde biz harekete geçiyoruz. Eğer benim ruhum acemi bir ruh ise, benim dünya tarihimini değiştirecek derecede önemli bir şahsiyet olamayacağım daha bedenim doğmadan belli olmalı. Ya da tarihte yaptıkları kötülüklerle geçmiş nice insan aslında gelişmiş bir ruhun tekamül amacıyla deneyimlediği bir piyondan başka bir şey değil. Ya da yanlış mı yorumluyorum? Lütfen görüşlerinizi paylaşın demiş. Zannediyorum burada biraz hani daha netleşmeye ve şu acemi ruhlar neyin acemisi, tekamül vesaire süreci ne, oraları birazcık netleştirmemiz gerek diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Aslında bu arkadaşımızın sorduğu soru, ben tanımıyorum soran kişiyi ama sorduğu soru, dünya realitesinde yani dünyaya gelmiş olan insan olarak başlamış ve 60-70 bin yıl sonra işin sonuna doğru gelmiş olan bir insanın soracağı en gelişmiş sorulardan birisi. İşin gerçeğini konuşalım. Ve tek tanrılı dinlerin gelmesiyle en üst düzeydeki düşünürlerin, bilim adamlarının, felsefecilerin, yani din felsefecilerinin, teozofların kendi aralarında kapalı odalarda, hatta kendi aralarında halk duymasın ama diye başlayarak konuştuğu konulardan birisi aslında bu. Ve birbirlerine sorup belki de hiç cevaplarını tam olarak ortaya koyamadan öldükleri konular bunlar. Ama eminim ki o kişiler yine bizleriz ve artık yavaş yavaş bütün kapılar açıldığı için, bütün o pencerelerin önündeki perdeler çekildiği için güneş içeriye çok daha güzel geliyor. Şimdi kader anlayışı gerçekten dinlerde tam manasıyla çözülmesi gereken ve anlaşılması gereken bir konuydu. Arkadaşımızın sorduğu şey de aslında 3 aşağı 5 yukarı bu ama bir de işin içerisine ruhçuluk da girdi. Ruhların tekamülü olayı girdi. İşler biraz daha tabii zorlaştı gibi gözüküyor ama her şeyin aslında cevabı ortaya çıktı. Nedir bu? Arkadaşımızın söylediği durum, yani bir ruh var, varlık var. Varlık ne derse beden onu yapıyor ve varlık bilgi alıyor. Dolayısıyla ruh bilgi alıyor. Pozisyonu, durumu aslında genel itibariyle her anlamıyla da değil hatta ama yalnızca bitki formunda ve hayvan formunda var. Onda bile insiyaklar halinde
otomatik inisiyatlar olsun ya da daha gelişmiş inisiyatlar, yani içgüdüler halinde, onda bile şeyler oluyor, gelişmiş durumlar oluyor. Ama yine de yalnızca varlığın varlığın tesirleriyle hareketler, otomatik hareketler bulunuyor. Ama insana iş geldiğinde, iş yani insan seviyesine yükseldiğinde artık varlık, ki bu büyük bir yükselmedir, seçim hakkı veriliyor işte. Aslında tamamen seçim hakkı veriliyor. En zor iş de insanın üzerindedir zaten. Neden seçim hakkı veriliyor? Çünkü artık vazife otobanına çıkmadan önceki son virajdayız. İnsanlık olarak, insan olarak. İnsanlık son viraj. Yani bu işi çözmek zorundayız. Seçmeyi otomatik değil ama idrakli bir şekilde ve irademizle ve olayların akışını anlayarak, belli bir miktarda tabii, anlayarak idrakli ve iradeli bir şekilde seçmeye öğrenmeye başlıyoruz. Ve o yüzden artık bize yasak koyuluyor. Siz hiçbir köpeğin, aslında evet, köpek bile yavaş yavaş o inisiyat dediğim içgüdüsel yasakları görmeye başlıyor. Niye? Bir sahibinin aynı ilahi nizam ve kainatta geçtiği gibi sahibinin elindeki sopayla ilk denemeleri yapmaya başlıyor aslında. O yemeği şimdi yemeyeceksin, önüne koyacağım ama yemeyeceksin, yoksa sopa yersin. Ne zaman saati geldi ben ye dediğimde yiyeceksin eğitimi mesela, bu tip bir seçim meselesidir. Ama köpekçiğin seçim meselesidir. İnsana verilen seçim meselesi ne biliyor musunuz? Aslında ilk seçim meselesine işte Kur'an-ı Kerim'de geçen Adem için, Adem'e söylenmiş olan, Adem ve Havva'ya söylenmiş olan, o ağaçtan yemeyeceksiniz, o ağacın meyvesini tatmayacaksınız deyip geri çekilmektir. Geri çekilmektir. Artık her şey insana bırakılmıştır. İnsan tercih edebilme yeteneğine ve seçme özgürlüğüne sahip olmuştur artık. En büyük seçim şekli de böyle başlamıştır. Ve ondan sonra da ama karşılığını görmüştür. Hata yapmaz anlamında değildir bu. Hata yapar anlamındadır. Ama hatasının, daha doğrusu seçimlerinin sonuçlarını hatalar ve doğruları olarak görmeyi öğrenmiştir insan. Ve hepimiz bu şekilde bu durumu geliştirmeye başlamışız. Başladık. Ve işte varlığımızın şu gelen noktasında 70 bin yıl sonra artık çok ince detayları tercih etme, seçme özgürlüğünü kullanabiliyoruz artık. Yani gelmiş olan bir dinle ilgili kararlarımızı vermeye başlıyoruz veya bizi yönetenlerle ilgili kararlarımızı vermeye başlıyoruz, yönetmeyenlerle ilgili kararlarımızı vermeye başlıyoruz, aile yapısı, kültürel kurallarla ilgili kararlar verip bunları uygulama cesareti göstermeye başlıyoruz ve doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir hayvan topluluğunda doğru olanı yapmak yoktur. Yalnızca hayatta kalmak için gerekli olanı yapmak, şart olanları yapmak vardır. Biz artık kendi konforumuz için bile olsa, ki o da bir maddi çekiciliktir, aslında seçme özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Bizden de aslında bu bekleniyor. Ve bu varlığın bir beden olarak en yüksek seviyede kullandığı seviyelerden birisi aslında. Bundan sonra gerekirse işte sevgi aleminde veya yarı süptil alem dediğimiz sevgi planında ya da yarı süptil alem dediğimiz geçiş aleminde belli uygulamalar yaptıktan sonra artık bunu seçim olarak çok normal bir şekilde yapmaya başlayacağız. Yani şu anda işin zor tarafını yapıyoruz. İşte acılarla, sancılarla, işte bütün o yaşadıklarımızın sebebi aslında bu. Ama tabii bu bir düzlüğe çıkmak için. Sonuç itibariyle insan olarak bizim seçme hakkımız var. Biraz şöyle dolandık ama hepsine olabildiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi biz geçtiğimiz bu pazar günü Fadime Hanım'la varlığın geçtiği safhaları anlatırken ben bir görsel oluşturmuştum. Onu burada paylaşmak istiyorum.
Çünkü şu acemi ruh kavramına belki biraz daha arkadaşlarımıza açıklık getirmekte fayda. Var. Şimdi daha önce bu başlarda da kitap okurken de konuştuğumuz hareketsiz, harekete geçmeyen, kendi başına harekete geçebilme kabiliyeti olmayan ancak bir tesir aldığında ona cevap veren bir amorf madde vardı. Ve daha sonrasında o amorf maddenin tesir, asli prensipten gelen asli tesirle beraber harekete geçtiğini, onda bir takım oluşumlar, kıpırdanmalar meydana geldiğini görüyoruz ve daha sonrasında da ilk hidrojen atomunun oluşumu var. Bu neydi? Bizim bildiğimiz hidrojen atomu değildi. Daha sonrasında bu tesirin daha da gelmesiyle beraber o maddenin içerisinde formasyonlar, transformasyonlar, deformasyonlar, bir araya gelmeler, toplanmalar, kendi içerisinde basitten kabaya doğru, inceden kabaya doğru yoğunlaşmalarla o tesire madde yanıt veriyordu. Ve daha sonrasında da insanların tanıdığı, bildiği hidrojen ve o hidrojenlerle atomların meydana gelmesiyle beraber işte elementler maddenin daha inkişaf etmesi, gelişmesiyle beraber de İşte yarı süptil madde varlık safhasına doğru ilerleyecek. Sonrasında işte bitkiler, hayvan bedeni, arabasatlarda deneyimler, dünya şey insan olmaya doğru ve senin söylediğin gibi artık insanlığın 500 ila 700 hayat sonrasına doğru da geçişler ve biz işte o hidrojen alemini bitirme seviyesindeyiz. Şimdi buraya baktığımızda daha maddenin o tesiri almasıyla beraber bizim kainatımızın maddesine acemi, daha bu maddeyi yani kainatımızın ilk o amorf haline gelen, daha hiç varlık yok, hiçbir şey yok. Daha ilk o tesirin gelmesiyle, daha ilk hidrojen atomu yeni oluşmaya başlamış, belli bir karanlık alan geçilmiş ki bunları hep detaylı olarak anlattık. Lütfen daha önceki programları izleyiniz. Bakın orada pasif bir adaptasyon, bir pasif intibaklar safhası var. Yani ruh bir atoma bağlanıyor ama onunla sanki sonsuz derecede gibi görünen mekanik bir otomatik tekamül seyri ne yapıyor, geçiriyor. İşte maddeyi biz acemi ruhlar derken daha hiç bitki, insan, elementler, varlık hiçbir şey daha oluşmadan bu bizim kainatımızın maddesine daha ilk o tesirin gelmesiyle beraber meydana gelen hareket ve kıpırdanmalar diye söylüyor hatta. İşte o noktaya daha basit ve acemi diyoruz. Ki daha sonrasında kitabı okudukça daha detaylı göreceksiniz. Çünkü orada varlığın nasıl oluştuğunu anlatacak. Daha sonrasında nasıl işte ilkel bitki hücreleri, bitki bedenini oluşturma, oradan işte ben buraya tabii komple kitabın anlattığı bütün şeyleri basamak basamak yazdım. Bunları daha sonrasında göreceğiz. İşte ilk hayvan hücreleri, hayvan mekanizması, sonra belli bir bütün bir hayvan bedenini yönetme. Daha sonra gene arasat planlar ve insan altı kademeler ve insan safhası. Biz şu anda insan safhasının artık son bölümlerinde o 500 ila 700 hayat tekamülünü geçirip sevgi planına geçme aşamasından önceki şu son dönemi ne yapıyoruz, yaşıyoruz. Buradan doğru da işte hidrojen alemindeki bu safhayı bitirerek sevgi planına, sevgi planından sonra da vazife planına doğru geçiş aşaması içerisinde o safhalardaki dünyada yapılabilecek, gelinebilecek en son noktaya doğru aslında ulaşıyoruz. Şimdi bu noktada senin bahsettiğin seçimler ya da vesaire artık ne oldu?
ruhlar madde, yani bir varlık oluşturdu. O varlığı 500 ila 700 hayat işte belli aşamalardan geçirdi. Sonrasında insan varlığını şu anki seviyesine kadar ne yaptı? Getirdi. Daha sonra da detaylı bir şekilde söylediği bir şey var. İdrakler arttıkça, mekanik ve otomatik seviyeden çıktıkça hayat planlarımıza, yaşam planlarımıza biz oluşturmada daha çok ne yapıyor? Varlığımız müdahil oluyor. İşte bu noktada demek ki ya her şey zaten belli, ruhum onları yaptı. Demek ki benim burada iyi ya da kötü oluşum ruhumdan ötürü değil. Bugün söyleyeceğimiz dualiteye doğru geçeceğiz. İşte o artı ile eksi, kısıtlaşmalar ve değer farklanmalarıyla ilgili varlığın seçimlerinden kaynaklanıyor olacak. Hani ben şöyle bir hatırlatmayı önden yapmak istedim. Arkadaşlarımız hani kitabı okudukça nelerle karşılaşacaklarını hem bir özet olarak görsünler, hem de aynı zamanda ruhların acemi olma kısmının nereye ait olduğunu bir detaylı görsünler istedim. Hani şu da daha önce Tümerhan'ın da oluşturduğu bir şeydi. Ben onu birazcık modifiye ettim. Burada da hani görebiliriz ana. Tabii bu şekiller, buradaki oluşturanlar arkadaşlar, kitapta anlatılan bilgilerin bir şemalandırması. Bizim beynimiz sürekli imajinatif bir takım şemalarla, imajinasyonla bir şeyleri görselleştirerek ne yapıyor? Daha iyi anlıyor. Bu bağlamda zaten amorf madde kısmını, orada ilk hidrojen oluşumunu, elementleri vesaire ne yaptık? İlerledik. Artık yavaş yavaş o bu maddesel sistemin içerisindeki temel prensipleri ne yapıyoruz, daha detaylandırıyoruz. Burada da böyle bir hatırlatma yaparak ben de soruya katkı vermek istedim. Teşekkürler. Evet, kitabımızı evet, açalım. Bunu yavaş yavaş daha bir teknik olacak aslında ama gerekli. Alemimizin sisteminin çalışmasını anlatıyor. Çok basit ve aslında tek bir konu. Ama bunu özümsersek bu denge işini çözmüş oluruz. Yani hayatımızdaki olayları, üzüntülerimizi, karmaşıklıklarımızı, insanların bize davranış şekilleri ve o davranışların o garip zamanlamalarını, hepsini aslında bugün konuştuğumuz şeyden çözüyor olabiliriz belki de. Evet, şimdi o zaman bir kaldığımız yerden okumaya başlayalım. Şimdi bir maddeye böyle sürekli olarak gelen, onun reaksiyonlarına neden olan çeşitli tesirlerin hangi mekanizmalarla fonksiyonların yaptıklarını bildireceğiz. Ve böylece maddenin doğrudan doğruya bünyesini ilgilendiren çok önemli bir realiteye, dualite prensibi ve değer farklanması realitesine girmiş bulunacağız. Bilgehan'cığım, senin Instagram'da sesin çok az geliyormuş. Bir uyarı verdi arkadaşlar. Sen o arada istersen ona bir bak. Maddelerin tezahür imkanlarını gerçekleştirebilmeleri, çevrelerinde gösterecekleri faaliyetlere bağlıdır. Halbuki hareketsiz faaliyet olmaz. Yani bir maddenin faaliyeti demek, onun hareket göstermesi demektir. Maddelerde hareketin oluşabilmesi için ise denge değişimleriyle mümkün olur. Maddelerde hareketin oluşabilmesi ise denge değişmeleriyle mümkün olur. Dolayısıyla alemimizdeki maddenin bünyesinde hareketin meydana gelebilmesi için ilk önce dengeyi sağlayan iki zıt unsurun mevcut olması,
Sonra da bu unsurlardan birine fazla değer eklenmek suretiyle dengenin tekrar kurulmak üzere bozulması gerekir. İşte maddedeki bu zıt unsurların mevcudiyeti ve o unsurlar aslında arasındaki değerlerin farklandırılması dualite prensibi ve değer farklanması realitelerini ifade eder. Maddenin bünyesiyle ilgili olan dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasının irdelenmesi, maddedeki hareketlerin açıklanması mümkün kılmaktadır. Alemimizin amorf ilk cevherinden itibaren dünyamızın ilk maddesine ve ondan da daha ötelere kadar uzanan bütün kainat yüzlerinde sayısız hareket kompleksi vardır. Bu yüzlerin sonsuz nitelik ve nicelikteki tezahürlerine neden olan bu hareketler, maddede birbirine tümüyle zıt karakterde, aynı zamanda denge prensibi esasına göre birbirini destekleyici mahiyette iki ayrı değer grubu oluştururlar. Madde kombinezonlarının bünyelerinde denge halinde bulunan bu zıt değerlerden birinin diğerine oranla fazla yük, daha doğrusu fazla tesir alması aralarındaki dengenin bozulma sonucunu doğurur. Ve bozulan bu denge unsurlarının tekrar denge haline girebilmeleri için birinden diğerine doğru değer akışları başlar ki bu durum çeşitli hareketlerin oluşmasına neden olur. Demek ki dengeyi bozacak kadar zıtlardan birine veya diğerine fazla değerin eklenmesi onlar arasındaki farklı durumları meydana getirir. Bu hale değer farklanması veya miktari değişmeler deriz. Biraz uzun oldu ama aslında oldukça da özetleyici de net ifadeler olduğunu düşünüyorum ben. Tekrar biraz başa gelecek olursak. Bu arada sen konuşursan ses kontrolü de yapmıştım. Şimdi. Benim bu arada Instagram'dan da ses nasıl onu da şey yaparsanız yazarsanız. Benim burada ilk başta dikkatimi çeken alemimizdeki maddenin bünyesindeki hareketin meydana gelmesi için diyor. Yani bizim hidrojen atomu alemi için bu geçerli. Dualite prensibi var fakat değer farklanması dualite prensibinin alemimizdeki görüntüsü aslında. Yani mesela vazife planında da dualite prensibi var. Fakat o bizim anlayamayacağımız şu an için tasvir edemeyeceğimiz ve anlayamayacağımız bir şekilde oluşmakta. Çünkü zaten biz vazifeni iyi ancak şey yapabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Vazifeyi tam olarak idrak edemiyoruz. Vazifenin ne olduğunu. Şey değil yani vazife. Bir iş verilir ve bunu yaparsın. Bu vazifedir. Vazife planında İşte gruplar vazifeyi alır yaparlar falan gibi değil işte yalnız şöyle. Bu bizim anladığımız zaman ve bizim anladığımız realiteye uyarlanmış görüntüsü öyle aslında. İşin o tarafı öyle değil. Öyle olmayınca da mesela oradaki dualite prensibini de tahmin edemiyoruz, çözemiyoruz. Fakat bizim alemimizdeki çalışma şekli değer patlanması, dengenin bozulması, sonra hangi tarafta yükün, hangi tarafta tesirin yoğunlaşması varsa, hangi polarite, aslında polarite yanlış bir kelime burada, dengenin hangi tarafında yoğunlaşma varsa tesir açısından, o tarafa doğru dengenin kayması anlamına geliyor. Bu ilk okurken aslında biraz şöyle rahat anlamak için işte biraz sonra herhalde bir mıknatıs örneği de verilecek ama bu çok kaba bir tasvir olarak diye başlıyor. Hakikaten çok kaba bir tasvir olarak
O yüzden bu konuyu tırnak içinde söylüyorum, polarite olarak anlamayın. Yani artı ve eksinin artması ve azalması olarak lütfen anlamayalım. Artı eksi bu değerlerin topluca gözükme şekli aslında. Yani artıya durmadan artı tesir verilerek, böyle bir tesir verilerek hani sistem yukarıya doğru çekilmiyor. Aslında eskinin artı, eskinin iyisi şimdinin kötüsüdür. Bu yani bu bir prensip aslında. Ruhçuluğa uygun bir prensip. Eskinin iyisi, geliştiyseniz eğer, geliştiysek eğer, eskiden iyi dediğimiz birçok şey şu an için çok yetersiz ve kötüdür. Aslında bu vicdan mekanizmasının vazife ve nefsaniyet unsurları olarak kitabın ileriki sayfalarında bunu anlatır. Ve esas dualiteyi, esas değer farklanmasını da orada daha kullanışlı bir şekilde göstermeye başlar. Yani şu vardır ki bizim için artı gibi gözüken bir şey ya da olumlu gözüken bir şey diyelim, artı demeyelim şimdi, olumlu gözüken bir şey daha sonrası için yetersiz, hatta olumsuz olacaktır. O yüzden de hep tesirlerin iyi ve kötü olarak algılanmasından vazgeçmeye çalışalım. Yalnızca titreşimimizin ve enerji seviyemizin, hareketimizin yani maddemizin hareketinin ne kadar yoğun olduğuyla ilgilenelim. Ve yaptığımız hareketlerin, vazifelerimizin, düşüncelerimizin, davranışlarımızın bu hareketi, yani bizim tüm varlığımızla beraber, yani vücudumuz değil yalnızca, vücudumuz çok az bir taraf aslında, tüm varlığımızla beraber nasıl, ne kadar titreştiği ile ilgili. Bizim amacımız enerjimizi daha da yükselterek varlığımıza, yani bedenimizin enerjisine ve varlığımızın enerjisine yükselterek daha vazife planına, sınırlarına doğru yaklaşmaktır aslında. Bizim bütün şeyimiz o. Ve bunu yapabilmek için de işte dengemizin bozulması lazım. Bu da denge bozulması tabii ki çok negatif bir görüntü veriyor, arz ediyor aslında. Ama buradaki anlatılan denge bozulması öyle bir denge bozulması değil. Ona benzer bir denge bozulması ama polyanacılık da değil. Yani başına bir şey, kötü bir şey geldiyse, ha işte bak dengemiz bozuldu, tamam artık gelişiyoruz, gelişmek için bir fırsat oldu, bunu güzel görelim şeklinde durmadan yorumlamaya alışırsak eğer, bu aslında bizde yine bir otomatiklik yaratıyor. Ben bunu çok, yani kendi hayatımda da gördüm. Arkadaşlarımızın hayatında da bazen görüyorum. Yani bilgiye sahip olsa bile böyle olması gerekiyormuş oldu sözüyle başlayıp ondan sonra dengemiz bozuldu, demek ki şimdi daha üst seviye. Ama bunu böyle düşünmek güzel, ama bunu da otomatik hale getirmeden, her olayda böyle düşünmeden aslında denge halinin o sırada ne olduğunu ve dengeyi bozan o unsurun, yani o tesirin neden öyle seçildiği, yani o tesir neden öyle seçildiğini çözmemiz lazım. İşte çünkü neden? Çünkü bizim yükselmemizde, yukarıya doğru çıkmamızda, yukarıya doğru çıkmak derken tekamül etmemizde aslında, gelişmemizde, yani o tesir bizim ipucumuz. Yani bizim sonucumuz değil ama ipucumuz. İpucuna bakarak insan sonucu yavaş yavaş tahmin etmeye başlar. O yüzden gelen tesirden aslında birçok şey anlarız. Yani ben burada hep anlatırken aslında olaylar olarak düşünerek anlattım. Fakat bunu işte vücudun dengesinde de bakarsanız o şekilde yorumlayabilirsiniz. Veya bir elektrik akımının devresine bakarsanız da o şekilde yorumlayabilirsiniz. Yani şu anda maddenin içerisinde sonuçta ne var? Hareketin meydana gelebilmesi için o zıt unsurların işleyiş mekanizmasına ihtiyaç var. Ancak bu şekilde nasıl olacak, harekete geçecek diye maddenin en temel yapısındaki bir dinamiği burada ifade ediyor. Bir yandan bakarsak aslında
amorf madde, atıl ve hareketsizken o pasifti. Aynı zamanda ne oldu? Ruha da ne demişti daha önce okuduğumuz yerde? Aktif unsur ruh demişti. Ve sonuçta ne oldu? Hem asli prensibinden hem ruhtan gelen tesirlerle madde ne yaptı? Harekete geçti. En aslında iki zıt unsur baktığımız zaman ruh ve madde arasında var. Bir yerden bir yere tesir akışı meydana geliyor. O tesiri aldığı zaman ona hareket geri yanıt veriyor. Ve bu da şu demek, yani ruh neydi? Kainat üstüydü ve bir tesir geldi. Ruh ona amorftu, ne yaptı? Geri yanıt verdi. Ve o geri yanıtlar içerisinde de geri yanıt verebilme kapasitesine göre derecelenmeler oluştu. Bu kademeler içerisinde de işte ilerleyebilmenin sağlanabilmesi için de işte artı eksi dediğimiz iki zıt kutuplar arasında sonuçta ne yapıyor? Polariteler yaratılıyor ki bu sistem ne yapıyor? Buraya doğru, bu sistemde tesirini aşağıya doğru indirdikçe aslında sürekli geliş giden bir tesir, yani bir kutupluluk var. Ve o kutupluluk içerisinde de dediğim gibi altta olan hep üste doğru çıkmaya çalışıyor. Üste olan da tesirini aktararak onu yukarıya doğru itmeye çalışıyor. Buradaki biz en başta bunu olaylar olarak da görebiliriz. Daha sonra zaten diyecek duygular olarak da görebilirsiniz. Ama buradaki ifadesi daha çok hani madde içerisindeki temel bir dinamik olarak anlamamızda fayda var diyebiliriz. Şimdi buradaki şey bir tesir geliyor ve aslında oradaki dengeyi bozuyor. Atom yapısındaki dengeyi bozuyor ve oradaki elektronun sıçramasına, daha doğrusu sıçrama değil de bu metalden dışarıya çıkmasına sebep oluyor. Başka bir şekilde yine bir enerji verdiğimizde, bir tesir verdiğimizde atoma, etrafındaki elektronlar o çevresine döndükleri yörüngenin bir dışına, belki de iki dışına, belki de üç dışına diğer yörüngelere geçiyorlar ve ne zaman o enerji bitiyor geri dönüyorlar. Yani burada gelen tesir, şunu anlamalıyız, en elementer düzeyde bile bir tesir geliyorsa bunun hareketsel olarak maddede bir karşılığı oluyor. Bunu bizim görmemiz şart değil. Bizim fark etmemiz, bütün hepsini daha doğrusu görmemiz, fark etmemiz şart değil. Ama bütün düzen bunun üzerine kurulu. Bunu hissetmemiz şart. Yani bunu hissetmek yeterli. Kafamızda canlandırmak. Feynman da aynen böyle söylüyor, Richard Feynman. Yani kafamda canlandıramadım, aslında o canlandıramadım diyor da, kafamda canlandıramadım, hiçbir şeyi anlayamam diyor. O yüzden yani imajinasyon, Einstein'ın da imajinasyon dersleri vardır üniversitede. Yani üniversitede dersin yarısını kuantumu anlatır veya relativiteyi anlatır, öbür yarısında da imajinasyon pratikleri yaptırır. Yani düşünün, bu kadar önemlidir imajinasyon. Yani bizim kafamızda bunun yer etmesi ve canlanması gerekiyor. Ne zaman bir hareket dediğimizde gerçekten bütün elementer düzeyde, kuanta düzeyinde tüm kainatın hidrojen atomu alemi bölümünün bu şekilde hareketlere sahip olduğunu ve bu şekilde reaksiyonlar birbiri ardı sıra gelen, birbirlerini tetikleyen reaksiyonlar sayesinde akan tesirler şeklinde olduğunu anlamamız gerekli. Şimdi bu maddenin birbirine olan etkisine, maddeyle etki yapılıyor arkadaşlar. Yani ruhun bir eli yok, ruhun bir sesi yok, gözü yok, hiçbir şey yok. Yalnızca maddeyle tesir yapılıyor. Madde kainatının kuralı budur. Demek ki hareketi oluşturacak olan şey, İki o zıt değerler arasındaki denge bozulmaları, dengenin gelip ortaya sağlanabilmesi için de mutlaka fazla olandan az olana doğru ne var? Bir akış var. Demek ki o zıt unsurlar arasındaki dengenin sağlanmasıyla hareket meydana geliyor. En temel olarak bunu bilmemizde ve prensip olarak bunu bütün hani duygularda da, olaylarda da
maddenin atom yapısında, fizikte de, her türlü maddesel unsurlarda da, ki duygularımızı da bir maddesel unsur olarak tanımlıyor ilahi nizam ve kainat. O zaman ne yapıyoruz? Bu temel prensibi ele almamızda fayda var. Değer farklanması da o kutuplara, o zıt unsurlardan hangisine daha çok değer akıtıyorsak, yöneliyorsak, yükleniyorsak, oradan oraya doğru kaymamızla oluşuyor. Bunu da ne demiş? Bakın, miktarı değişmeler olarak açıklamış. Yani ifadeler gerçekten net diye düşünüyorum. Ha, ifadeler net. Yalnız ilk başta söylediğimi tekrar şimdi bir daha söylemek istiyorum. Eğer ki öyle, bizim başımıza gelen olaylar, bizim gelişmemiz gereken konular yönünde ise ve gelen tesir de bizim dengemizi bozuyor ve bizim durumumuzu soru sormaya yönlendiriyor ise bizim kendimize bakarken aslında daha çok tesiri incelememiz lazım. Yani tesir bize çok büyük ipucu verecek. Yani Einstein'ın dediği gibi her soru kendinde cevapla gelir. Aslında bu şeyde de var. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. İnşirah suresinde geçer bu arada. Aynısı. Tamam, benim söyleyeceğim. Evet, o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Böylece her madde kombinezonu iki zıt değerin ürünü olan bir üniteden ibarettir. İki zıt değeri içeren bu madde ünitesinin veya madde kombinezonunun zıtlardan yalnız bir tekini ele alırsak, onun da yine iki zıt değerden oluşmuş olduğunu görürüz. Bu hal ta asli maddeye kadar böyle devam eder gider. Bu nedenle bu madde kombinezonlarının her birine birer birim dualite demek gerekir. Bu terim iki unsuru ifade eden bir vahid, bir birim manasını taşır. Vahid burada hani bir birim anlamına geliyor. Tek, bir, yalnız, bir birim anlamında. Bu terim iki unsuru ifade eden bir vahid, bir birim manasını taşır. Çok kaba bir örnek olmakla birlikte bu birim dualite hakkında basit bir fikir verebilmek için uzun bir mıknatıs çubuğunu örnek olarak gösteriyoruz. Bu çubuk tam ortasından itibaren bir yarısı artı, diğer yarısı eksi işaretli, birbirine zıt karakterde iki türlü mıknatıslık tezahürü gösteren bir ünitedir, bir birimdir. Bu birimin iki ayrı işaretli zıt değerinin birleştiği tam ortadaki nokta nötrdür. Yani ortada mıknatıslık tezahürü yoktur. Bir ünite olarak ele aldığımız bu çubuğu nötr noktasından keserek sağ ve sol tarafa düşen yarılarını ayrı ayrı incelersek, onların her birinin de yine bir yarısı artı, diğer yarısı eksi işaretli olmak üzere birbirine zıt ikişer mıknatıslık tezahürü gösteren, başlı başına birer birim dualite haline girdiklerini gözlemleriz. Bu çubuklar sürekli olarak ortalarından kesilip ikişer parçaya ayrıldıkça dualite tezahürleri de böylece devam edip gider. Yani mıknatıs çubuğunun her bölünüşünde birbirine zıt karakterli iki mıknatıslık unsuru bir öncekinden daha küçük olmak üzere yeni üniteleri, yeni birimleri meydana getirir. İşte alemimizin en önemli yasalarından biri olan bu realiteyi biz maddenin bünyesine ait dualite prensibi diye adlandırıyoruz ki biraz önce söz ettiğimiz değer farklanması veya miktarı değişmeler bu dualite prensibinin
bir ek mekanizmasıdır. Dualite prensibi ile ona bağlı değer farklanması mekanizması alemimizde maddelerin oluş ve akışlarındaki imkanların gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli kurallardır. Bunlar olmaksızın ne şekiller, ne haller, ne de maddi tezahürler mümkün olabilir. Çünkü bu prensipler ortadan kalkınca maddede hareket kurulamaz. Hareketler olmayınca da maddelerin şekillenmeleri, çeşitli hallere girmeleri, özetle dünyaların, bakın dünya demiyor, dünyaların kuruluş mekanizmalarına katılmaları mümkün olmaz. Yani dünyalar oluşamaz. Bu işin artı ve eksiden oluştuğunu yalnızca o şekilde düşünmeyelim de, çünkü mıknatısın tek özelliği artı eksi olması. Ama elementer düzeyde bu işler dönüş yönünün zıt olmasıyla da yapıyorum. Bakın öyle parçacıklar var ki ve hareketli. Dünyanın öyle bir hareket var onlarda da. Dünyanın bir tarafından giriyor. Ya şu anda her yerimizden giriyor ve öbür taraftan, dünyanın öbür tarafından da çıkıyor. Yani hiç kimsenin, hiç kimseyle de ilgilenmiyor, dünyayla ilgilenmiyor, dünyanın sıcağından etkilenmiyor, soğuğundan etkilenmiyor, uzaydan geçiyor, uzaydaki soğuktan etkilenmiyor, mutlak sıfırda hiçbir etki hissetmiyor. Yani devam ediyor durmadan bütün hidrojen atomu aleminde bu var. Ama işte öyle bir yapı ki henüz daha bütün tesirler ona çarpamıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani kafamızda, aklımızda bunu canlandırmak, bunu hissetmemiz lazım. Böyle bir madde dünyasındayız biz. Yani gördüklerimiz, hissettiklerimiz aslında çok az bir kısmı. Bunu şey yapmamız lazım, kabullenmemiz lazım. Böyle. Evet. Peki, devam et. Dünyada daima ikilik mevcuttur. Her şeyde, maddenin bütün radyasyonlarında, maddenin esasında, ayrıntılarında, maddenin varyasyonları olup da madde dışı gibi görünen bütün ruhsal hallerde, cansız denilen maddelerde, canlı denilen maddelerde, bireylerde, bireylerin birbirlerine karşı durumlarında, kolektivitede, hislerde, fikirlerde, kısacası gözlemlenebilen ve gözlemlenemeyen dünyanın bütün şartlarında dualite prensibi ve değer farklanması mekanizması hakimdir. Ve maddenin tek gibi görünen her halinde birbirine zıt hareket karakterde ve denge halindeki iki unsur daima mevcuttur. Bir ünitede bu zıt unsurların mevcut bulunması şarttır. Çünkü bu olmaksızın madde kurulamaz, yaşayamaz, dağılır. Ve madde mevcut olamayınca da hiçbir şeyin varlığından söz edilemez. Dünyada ve bütün alemimizde tek, bir gibi görünen her şey aslında birbirine zıt karakterde, birbirinden asla ayrılamaz, zıt durumda iki değerden oluşur. Fakat bu zıt değerler birbirinden bağımsız, tümüyle ayrı iki unsur değil, bir tek birimin karakterini meydana getiren, birbirine bağlı fakat zıt görünüşlü iki unsurdur. Bizim alemimizi oluşturan bütün cüzler, bu cüzlerden biri olan dünyanın ilk maddesi dahi, dualite prensibinin kapsamı dışında kalamaz. Bu husustaki esaslı bilgiyi özet olarak tekrar ediyoruz. A. Birim, dualitenin adıdır
Onun için buna birim dualite diyoruz. B. Dualitenin zıtları birer tek değerden ibaret değildirler. Onlar da yine daha küçük çapta birer birim dualitedirler. Yani her biri birer dualite olan birimlerdir. Dualite, ilk maddenin oluşması konusunda açıklanacağı gibi hareketin ilk kaynağı ve esasıdır. Dualite mekanizması olmaksızın, hareket ve hareket olmaksızın madde, hal ve şekilleri mevcut olamaz. Dualite, ruh ve madde durumunun dünyadaki asli görünüşüdür. Sonuncu şıkta gelen fikirler hakkında açıklamada bulunmanın gerekli olduğunu hissediyoruz. Madde kainatında ruh ile madde bir arada bulunamaz demiştik. Yani kainatta birbirine doğrudan doğruya direkt olarak tesir eden ruh-madde kavramı reel bir kavram olamaz. Ancak bu ifadeden de ruhun varlığını inkar etmek ve yalnız maddenin mevcudiyetini kabul etmek manasını asla çıkarmamak gerekir. Hakikatte madde kainatında direkt olarak aralarında tesir alıp veren, birbirine kendilerinden bir şeyler gönderen ruh-madde realitesi yoktur ama kainatın temelini oluşturan maddenin mevcudiyeti de gayesiz ve nedensiz değildir. Esasen maddenin mevcudiyeti gayesinin bir ruha hizmet etmek olduğunu daha önce söylemiştik. Bu hakikatin ifadesi madde dualitesine gizlidir. Şöyle ki, maddenin oluşundaki gaye onun ruha hizmet etmesidir. Ruha hizmet etmek ise maddenin her türlü şekil ve haller içinde inkişaf imkanlarının ruh tarafından kullanılmasıyla olur. Onun bu imkanları kullanabilmesi de ruhtan gelen en direkt tesirle maddede bir takım hareketlerin oluşabilmesine bağlıdır. Halbuki maddedeki her hareketin olma imkanı ancak dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasıyla mümkün olur. Yani dualite prensibi ve onun ek mekanizması olan değer farklanması olmazsa ruhların maddelerden yararlanabilmeleri mümkün olmaz. Böyle olunca ruh-madde ilişkisi gerçekleşemez. Demek ki dualite, değer farklanması mekanizması, madde-ruh dualitesi zorunluluğunun bir ifadesidir. Daha doğrusu maddedeki dualite prensibi bu yönden ele alınınca ruh-madde ikiliğinin kainattaki asli görünüşü, yani yüksek prensipler karşısında zorunluluğu olur. Biraz uzun ama yani aslında bu şıklar çok güzel. Açık. Her bir birimin içinde sonuçta zıt unsurlar var. O da bir birim dualite. Ne kadar küçülürse küçülürsün, ayrılırsa ayrılsın, onun içerisinde her zaman için o birimin içerisinde de zıt unsurlardan ibaret olduğunu burada aslında net bir şekilde ifade ediyor. Bir başka ifade ettiği şey de ruh ve madde durumunun dünyadaki asli görünüşüdür aslında diyor ve bundan sonraki yani o maddeleri saydıktan sonraki büyük bir bölümü de zaten bu anlayışı anlatmak için geçiriyor. Burada tabii bu dualitenin zıtları birer tek değerden ibaret değildirler. Yani işte bir tesir geldiğinde, mesela ben tesir üzerinden anlatıyorum, bunun farkındayım. Bir tesir geldiğinde bu tesir az önce de söylediğim gibi tek poleriteli değildir. Bakın bunu anlarsak eğer o tesir neye gittiyse, hedefi neresiyse ondaki eksiği gösterir ortaya. Yani hareketlendirdiği şey ondaki eksiği gösterir. Yani eksik olan şey, gelişmek zorunda olan, hareketinin artmak zorunda olduğu o polaritesini gösterir. O yüzden biz tesirlere bakarız aslında.
tesirin özelliği bize şeyi verir. Hedefinin ne konuda gelişmesi gerektiğini anlatır aslında. Bu çok önemli bir ipucudur. Bunu göz ardı etmemenizi, yani bugün 2-3 kere söyledim zaten bunu. Çok önemli bir ipucudur. Yani olayları anlama konusunda mesela. Burada başka çok açık bir dilde anlatılıyor ama başka çok önem gösterebileceğimiz işte biraz bu madde ikiliği vardı. Onları zaten yani söyledik. Esas dualite zaten oradan başlıyor. Biri aktif, biri pasif unsur dedik. Evet. Ve sonuçta yani dönüyor dolaşıyor aslında maddenin burada ruha hizmet etmesi. Gelen yorumlarda da aslında şöyle bir şey vardı. Nesrin Şahingil'in diyor ki ilahi nizam ve kainat tarihi tarifine göre ben varlığın laboratuvar aracıyım. Ne özgür seçimi. Bütün madde kainatı bile kul, köle, hatta hizmetçi diye yorum yapmış Nesrin Hanım. Hani bir noktadan evet. Baktığınız zaman tabii biz şu andaki hani duygusal olarak bu hayattaki şu anki kulluk, kölelik vesaire değil. Ama hani tabii hani bir şeyi hizmet etmesi vesaire aracı olması hani ona bağlı, onun gelişimiyle beraber onunla hareket ediyor olması hani bizim dünyasal anlayışımızdaki kulluk, kölelik vesaire gibi tabii ele almamamız lazım. Bu birazcık duygusal bir yaklaşım olmuş oluyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman yani sürekli ruha hizmet eder. Yani ne olur? O bir yandan gelişirken, bu tesirler alırken bünyesine bu gelişmeleri, formasyonları, deformasyonları her birini gerçekleştirirken elde etmiş olduğu o deneyimi, bilgiyi, görgüyü ne yapıyor? Aktardığı bir bilgi olarak topladığı ki bunu ilerleyen bölümlerde öz bilgi olarak da ifade edecek. Oradaki nasıl aslında mekanizmaları da daha açıklıyor olacağız. Ondan sonrasında hani görüyoruz ki hani o kölelik biraz yorum olmuş oluyor diye düşünüyorum. Sen burada, ne dersin? Evet, burada çok aslında şöyle bir açıklama getirebilirim ben benim aklıma gelen her zaman için. Biz insan merkezli anlayışa sahibiz. Biz kendimizi insan olarak adettik ve insanda kalmak konusunda büyük bir direncimiz var. Aslında idrakimizi, anlayışımızı, hislerimizi daha yükseklere doğru çıkartabilirsek eğer, yani insan beden anlayışından daha yükseklere doğru çıkartabilirsek eğer, günlük hayatta da, meditasyonda da, şu anda konuşurken de, dinlerken de, okurken de bunu yapabiliyorsak eğer, aslında daha bir varlığımıza, daha bir kendimizi, özümüze yaklaştırdığımız takdirde bedenin yalnızca kul köle olduğunu, ancak zaten beden kul köledir, ancak bizim idrakimizin kul köle değil, seçim hakkı olduğunu fark etmeye başlarız ki gelişmiş insanda, tekamül etmiş insanda idrak yoğunluğu artmış ve genişlemiş, idrakinin kainata genişlemiş olan insanda bu yukarıya doğru çıkmış ve kullandığının yalnızca bir beden olduğunun farkına varmış olan insandır. Biz insanlığı bu iki ayak, iki kol ve kafadan oluşan, bağırsakları olan, kalbi olan, beyni olan bir beden olarak hissediyoruz kendimizi. Yani aslında sadece bir hidrojen atomu maddesi aracı olarak görüyoruz. Halbuki bizim kendimiz bir ben var benden içeri dediği o ben özbenlik, Kur'an-ı Kerim'de de mesela özbenlik diye geçer. İşte o varlığımızdır ve varlığa doğru yaklaşıp da bunları anlamaya başladığımızda evet beden bir kuldur, bir köledir ama biz beden değiliz yalnızca. Biz varlığımızla birlikte ve dolayısıyla ruhumuzla birlikte bu maddeyi anlayan bir özüz. Bunu böyle anlamaya çalışmalıyız.
Aynı zamanda burada yapılan seçimleri şu anki idrak seviyemize yapmıyoruz. Zaten bu maddede şu anki sistem içerisinde hidrojen aleminde ya otomatik ya da yarı otomatik idrakli haldeyiz. Bu anlamda biz seçimleri şu anki anlayışımız ya da bu anki beynimizde vesaire yapmıyoruz. Yani orada hatta yorumların içerisinde de vardı, onu da bulmak istiyorum. Şey demiş, yapılan bilimsel çalışmalar davranış gerçekleştikten 50 milisaniye sonra karar verdiğimizi söylediğine göre seçimlerimizi nasıl seçiyoruz diye böyle bir yorum var. Benjamin deneyleri vardır. Yani olmadan önce, yani daha doğrusu hareket etmeye başlamadan önce, karar vermeden önce aslında beyin dalgalarının çoktan yükseldiğini, yani sanki bir şekilde bir yerden bir tesirler alındı ve ona göre davranıldığı konusunda çok açık deneyler var zaten. Bütün olan olaylarda da bu beyin dalgalarının önceden veya bazen de yaşandıktan sonrasında çok büyük dalgaların tepe noktalar yaptığı, işte Radin'in yaptığı deneyler var, ölçümler var. Bunların hepsi aslında bizim bedenden, bağırsak, kalp ve beyinden oluşmadığımızı yalnızca, bunların bizim bu düzeydeki eldivenlerimiz olduğu hissiyatını yakalarsak eğer ve buna ne kadar iyi bakmamız gerektiğini de anlamış oluruz. Aynı zamanda da kendimizi bu bedenin içerisine hapsetmemiş oluruz. Yani varlığımızın da çok daha geniş, çok daha kapsamlı, belli bir temerküz idrak noktasında bulunan bütün o bilgileri taşıyan, evet, 500 ila 700 hayatın tüm süzgeçlerini, bilgisini vesairesini bir idraki temerküz noktasında toplayan çok daha geniş kapsamlı tesirler ve enerjiler topluluğu olduğunu da buradan hatırlatalım. Zaten varlık aşamasına geldiğimizde daha iyi anlayacağız. Tabii daha kitabın çok başlarındayız. Bu başları daha iyi anlayabilmemiz için kitabın daha ileri bölümlerini de okumamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın o anlamda da hani sorularını da gayet iyi anlıyoruz. Eğer sizler de kitabı hani kendiniz bir baştan sona okuyup ondan sonrasında da tekrar buralara bizimle döner bakarsanız daha iyi anlayacağınızı ne yapıyoruz, düşünüyoruz. Vallahi gene zaman hızlı bir şekilde aktı. Neyse zaman durmuyor. Saat 10 oldu. Ama başka bir şeyimiz kaldı mı göstermek için? Yok. Diğerlerini göstermemizin şu an için gerek yok. Anlatmak istediğimizi sanırım en azından kafada canlandıracak şekilde bir gelişim sağlamış olmamız lazım. Evet, ve o zaman ne yaptık? Şu anda 25. sayfanın son paragrafında kalmış olduk. Evet. Umarız arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. Umarız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Selam ve sorularınızı bekliyoruz. Sorularınızı yazın. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Evet, lütfen o yorumlar altındaki sorulara oldukça bakmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi de cevaplandırmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın. Lütfen Bilyay Vakfı YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Aboneliğiniz bizim için çok önemli. Hoşça kalın. Evet. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar.